Evet, selam çılgınlar. Bugün Mount & Blade Warband'da Custom Settlements modunu tekrar başlatalım dedik. Yani çok da ilgi görmüş aslında ama hani bir türlü şu ne derler ona? Modu açıkçası böyle okurmaya üşendim sürekli. İşte Mount & Blade sürekli var bilgisayarımda. Ne zaman format atsam Mount & Blade en başta yüklü oluyor bende. Ama modu yüklemedim ne yalan söyleyeyim. Şimdi modu tekrar yükledim. Mükemmel bir bu sefer serüven yapmaya çalışacağız. Olursa coşturacağız, patlatacağız, geçeceğiz, gideceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Mount & Blade, hani bu Custom Settlements moduna hala da ilgi duyan varsa ya da ne bileyim işte abi nasıl kurdun, nasıl yaptın derse, yani bir önceki videolarımda kurulum videosu var ama birazcık değiştirmişler. Birazcık değiştirmişler dediğim sadece kurulumumda ben üyelik almadan yapıyorum. Şimdi üyelik almanız gerekiyor. Bu üyeliği de işte dediğim gibi hani çok çok isterseniz tekrar çekeriz. Küçük bir 5 dakikalık veya 6 dakikalık video yapar. Keyfimize bakarız abi. Şimdi Settlements'a başlıyoruz abi. Direkt kadın, kral, kraliçe ve erkek falan yani bunlarla başlatıyor. Ek olarak kral ve kraliçe gelmiş abi. Kral veya kraliçe seçersen direkt 109 gibi bir şey oluyor PES'teki gibi. O yüzden standart seçelim biz. Erkek seçelim. Ne olalım? Bir kıdemli bir savaşçı olalım. Savaşçıyız ama bir hani ne derler ona bir dükkan kalfalığımız da var yani. He, sonunda ne? İşte seyyar satıcılık yapa mı gezmek olsun? Öyle bir konuşamadım. Gezmek olsun. Yoksa ya insanlarla aslında sohbet etmemiz gerekiyor bu oyunda. Para ve güç hırsı kardeşim. Ya da dur. Abi ne derler biraz da kişisel intikam olsun bu sefer. Neden para ve güç hırsı seçiyoruz ki? Olmasın. Şimdi abi zeka çok önemli oyunda. Benim için tabii. Anladım. Yemin ediyorum Dede Korkut modon. Durun şimdi. Abi Custom Settlements'ta şöyle bir şey var. Yani normalde her yerde şu an köy var gördüğünüz gibi haritada. Tamam, bir tane burada şey var. Yerlilerin mekanı var, tamam mı? Buraya artık hangi krallık hükmederse. Veigerler genelde hükmediyor. Daha sonra bir de şurada bir yerde bir kale olacaktı. Ha, yok lan bu değil. Abi burada bir yerde bir kale daha var. O tam olarak göremediğim için şu an size göster. Ölüm Vadisi abi. Ölüm Vadisi'nde de genellikle haydutların tamamı mekan, yani tam mekan ya. Hani burada bayağı bir savaş verebiliyorsun. Ama şimdi şu var bizde. Ben bu sefer kaleye yakın olmak istiyorum abi. Kaleye hem yakın olmak istiyorum hem de gerçekten şöyle dağlık bir alana aslında güzel olur. Zaten denizcilik olmadığı için biraz sıkıntı. Umut Vadisi aslında denize yakın. Ama nereyi seçsem diye düşünüyorum. Kaleye çok yakın olmak istediğim için şurayı düşünüyorum abi. Burada da şöyle bir şey. Sadece bir köy sahiplenebiliyorsunuz. Diğer köylerin de hemen efendisi oluyor. Yani yerliler zaten birazdan göreceksiniz. Yerliler oluyor abi. Ve şöyle bir şey yapıyorsunuz. Eğer yerlilerle kapışmazsanız yerlere işte 1.000 dinar vererek, tamam mı? Şey yapıyorsunuz. Kendinize güven sağlatıyorsunuz. Bu güveni sağlattıktan sonra diyorsunuz ki sen ve şehrin veya işte sen benim derebeyim olmak ister misin? Veya sen ve şehrin bana katılmak ister misin? Sonra mesela diyelim bu şehir bizimse bu da bizim gibi bir şey oluyor. Burada üretilenlerin çoğu buraya da geliyor. Zaten YouTube'da çok eskideki videomu da görmüşsünüzdür. Yani en son kale falan yaptık. Bayağı kaleye de çıktık yani. İstenileni çok çok hızlı bir şekilde verdik. He, şimdi ne yapacağız abi? Ben bu sefer dediğim gibi bu kaleye yakın olmak istiyorum. Her şey burada çevriliyor aslında. O yüzden direkt buraya geleceğim. Hayda. Anladım. Yer kalmadı lan. Arkadaşlar demek ki şey değilmiş. Öyle olmuyormuş. Öyle söyleyeyim. O zaman fırtına yamacını alalım abi. Burası çok güzeldi aslında konum olarak. Landel çok boş bir yer gibi duruyor bana. Fırtına yamacı. İsmini de değiştirmeyeceğim köyümün bu arada. Ne diyor? Buraya yerleş dur. Allah belanı vermesin. Çık hadi de göstereyim. Buraya yerleş diyor abi. Buraya yerleşebilirsin. Okey, yerleşelim. Artık mekan bizim kardeşim. 3 nüfusumuz var. Lorenzo. O Lorenzo Insigne mi lan bu? Neyse tüh kahretsin yine Napoli'den ince espri. Lorenzo var abi. Bak burada garnizonu güçlendir işte ne bileyim. Bak hükümdarlıkla ilgili şeyleri incele diyorsun mesela. Kraliyet rengini düzenleyebiliyorsun. Ne? Kraliyet kültürünü düzenle derken? Oo, bu yeni lan. Abi bu yeni. Bak
Maul, Rodok, ben bunu seçemiyordum. Bakın bir önceki videolarımda bakın ben böyle bir şey seçemiyordum. Şu an seçebiliyorum ve seçeceğim krallık ne olur sizce? Tabii ki de Nordlara gideceğiz. Nordlara gittik abi. Neyse kültürümü hallettim. Kraliyet kültürünü de istediğin zaman herhalde düzenleyebiliyorsun tekrar. Kraliyet rengini boş ver. Halkınla ilgilen dediğinde mesela bakın iki erkek bir köylü kadın var. Bunlar da çok önemli. Şimdi erkeği askeri güce vereceğim. Erkeği eğit kardeşim, köylü eğit. Kadını da kardeşim çiftçiliktir. İşte ne bileyim odundur vesaire vesaire. Yani şu an öyle nedense yapasım geldi. Halkımla tekrar ilgileneyim abi. Ekonomiyle ilgilen. Kadın eğit. Çiftçi. Benim için çiftçiler önemli abi. Tarım önemli. Bakın şu zamanda bile bakın ülkede ekonomiksel anlamda yani üretmediğimiz için zaten kaybediyoruz. Ve burada da aynısı olacağı için biz ne yapıyoruz? Kendi oyunumuzdaki köyümüzde direkt ekonomiksel anlamda hani üretime yönelik, üretim endeksli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi paramıza bakalım. Allah belanı vermesin. 140 dinar var. Bu yünlere de şuraya hemen kaleye götürüp satalım abi. Adam madam buluruz belki. Burada yerleşime de girdim mi? Mekan çok iyi. Çünkü şöyle bir şey var. Hanman yok. Kendin gidiyorsun abi. Toparlanamadı da. Heh. Çalışmıyor mu ya diyeceğim de. Yo çalışıyor da. Arkadaşlar soğutucu falan da kullanıyoruz ama işte. Allah belanı vermesin. Topayla ne yapayım ben lan? Arkadaşlar önceliğim kılıç almak. Onu söyleyeyim. Partimde de tabii kimse yok. Asker alabiliyor muyduk? Hatırlamıyorum ama. Şeyde custom settings'da sanki alamıyorduk diye biliyorum. Bakın bu erzak tüccar olması lazım bu kadın. Bak tüccar. Seni kafanın ekini sikerim ben. Bak. 212 gün mün falan filan sat. Abla verirsin değil mi sen bir şeyler verirsin. Helal olsun sana. Bak ne diyor burada? Ne amına soktun o piçi seni. Sik veriyorsun burada. Oğlum bu neydi lan çok basit oldu sanki. Şimdi durun kılıç ustası neredeydi? Burada bir yerde bir de savaş kılıç mılıç. Şuradaydı abi. Bugün size birazcık da Custom Settlements'ın yeniliklerini tanıtıyorum. Ya bakın gördüğünüz gibi artık kral kraliyet muhabbeti var. İşte ne bileyim işte şey var. Kültürünü seçebiliyorsun. Silah tüccarı ha. Abi bir tane tek elli silah verin bana ya. Anneannenin aşkı o ne lan öyle 1833 dinler. Nereden bulayım da vereyim sana mal. Arkadaşlar paslı Nord kılıcına kaldık. Neyse. Önceliğim kendim abi. Ama verdim ayarı şimdi. Hana gidelim bir de. Abla sen niye paytak paytak yürüyorsun lan? Her zamanki gibi attan böyle iniyorsunuz abi. Bir hana girelim şöyle. O ne lan? Kervan muhafız. O ne lan? Ron. Ron kim? Bizimki direkt sağlıcakla kaldı dedi. Salladı gönderdi. Alalım be dursun. Weird. Bunlar hep şey abi bu arada galiba. Maceracı olması lazım. Ya maceracı ya şey. Bakayım basabiliyor mu? Bak. Anladım. Maceracı bunlar biraz daha. Köle taciri Ramu seni sevdim. Şimdi baba. Bakın gördüğünüz gibi burada mesela diyelim şimdi. Dur. Haydutlara saldıracağım abi. Haydutlar köyleri ele geçiriyor çünkü. Bakın buradaki paralı askerleri de alabiliyorsunuz böylelikle. Bak. He tamam paramız yok diye alamıyoruz bu arada. Bunlara fazla bulaşmamaya çalışacağım. Yakınımdaki haydutsal yerleri de hemen bitirme planım var. Bakayım kaç askerleri var gerçi bilmiyorum da. Burada kimseye saldırmazsanız size kimse saldırmaz ama böylelikle şey de para da kazanamazsınız. 6 tane yağmacı var. Biz de 3 kişiyiz. Ben alır mıyım diye sorar olursa... Arkadaşlar önden ben gidiyorum. Aslanlarımı yedirmeyeceğim. Allah Allah! Custom Settlements'ın ilk ölümünü kim yaşayacak kardeşim? Sen. Bu akıllı. Akıllı ama ben ilk önce akıllıları... Anladım. Kardeşim. Yenge sen kimsin lan? Ah be yenge öldü. Bakın kılıç paslı kardeşim. Daha çok canınız yanar. Ölün. Abi Montblade'de... Montblade'in şey neydi ya o? Bannerlord'da yemin ediyorum size var ya daha şunlara alışamamıştım. Ama Warband ya da ne bileyim işte Warband'ın modları olunca... Abi bir şey söyleyeyim. Ya Warband'da şu taktik, şu vuruşlar falan abi bitiriyor ya beni. Burada şey bu arada yanmıyor adamların tepesi işte süvaridir, ıvırdır, zıvırdır diye. Ya mal herifler bir adam öldü. Neyse ben atımızı da kaldıralım şah yav. Levelimizi de aldık. Ve... Yerleşimi yağmalı abi. Yerleşimi neden yağmaladım arkadaşlar? Buradan bana işçi çıkacak, esir çıkacak. İşte ne bileyim benim köyüme yani biraz daha şey. Ne derler? Destek. Haydutlarla ilişkim zaten iyi değil. Bir kişi mi var lan?
Bir de bunun yanında durmam gerekiyor arkadaşlar. Öyle de bir salakça bir sistem. Maceracı bu. Aa, aynen maceracılardan. Yardır oğlum. Şöyle. Halkımla ilgilen. İki erkek geldi. Üç de köylü kadın geldi. Kadınları eğit abi. Madenci mi eğitsem oğlum? Madenci eğit abi. Bunları da ben şey yapıyorum yani. Bak, fırtına yağma topraklarına bir kahraman ev sahipliği yapıyor diyor. Bir tane kahraman gelmiş. Hadi. Anneannenin aşkı hadi. Askeri eğitim erkek. İki köylü eğit. Kendi yerimi de korumam lazım bu arada arkadaşlar. Yani öyle de bir çılgınlığımız var. Şimdi tekrar kaleye gideceğim. Bu elimdeki malzeme... Aha bakın kergit olmuş bu sefer de. Gördünüz mü? Bakın nüfusum 4 kişi, tamam mı? Kaç lan? 5 asker var herhalde. Aynen 5 tane asker var. Yeter. Bak bize gidiyor. Kervan bize gidiyor kardeşim. Oh. Azıcık daha sıfırdan yapılmış hali galiba Mount Blade'in. Yani bu oyunda ilk şey yapmayı planlıyorum. Hani olursa birkaç tane yerliyle böyle anlaşma yaptıktan sonra mükemmel bir şey yapacağım ya. Saldırı falan düzenlemeyi planlıyorum. Yani sat diyor işte kısacası. Aa balık lan, balığı bırak lan. Bırak, balığı mı ver lan? Biliyorsunuz arkadaşlar bir dinar bile olsa satarım. Buraya zaten direkt saldıramam ama buraya çok güçlendiğim zaman saldıracağım arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Yani kergitler kendilerini güvende sanmasınlar. Öyle hissettikleri an zaten öldüklerini bilsinler yani. Şimdi diğer haydut şehirlerine saldırıyorum abi. Saldıramıyorum abi. Niye diye sorun. Sen kimsin lan? Bu da bizim buraları devriye geziyordu galiba. Dur şimdi. Şehrimin bir durumuna göz atayım abi. Bak burada şeyler var. 3000 kasasında. Bak mevcut stok yazıyor zaten. Köyde 3000 altın, 1000 odun, 25 taş ve 100 tahıl olduğu zaman köy haline dönüşüyor. Hani o çadır artık köy oluyor. Kasaba olduğu zaman da diyor 10.000 altın, 5.000 odun, 50 taş, 300 tahıl. Çok değişik. Malikane 5.000 altın, 100 odun, 1.000 taş. He. Ben dedim ki burada fazla altın istiyor, burada neden az altın istiyor? Anlamadım. Yani sonuç olarak şu an 40 altınımız var. Şey, odunumuz yok, taşımız yok, tahılımız yok. Mali defteri de bir gözden geçirdiğimiz zaman şu an tahıl 8 tane yani çiftçilerden dolayı. Altın maltın şehrin giderleri varmış zaten. Sıçtık. Bu iş çok zorlayacak bizi. Kral olsaydık direkt yani 10 bin dinarla falan başlatıyordu bizi. Çok rahat takılırdık ama gerek yok. Biz zaten zoru sevdiğimiz için bu Mount Blade Warband'da tüm modları bitirmeye çalışıyoruz. Şahin Geçidi'ne gidelim kardeşim. İsmi de güzel ha. Bak. Paralı askermiş Birt. Ama alamıyoruz. Neden? Pahalı adam anasını satayım. Güzel de adamları var yalnız ha. Paralı asker gördüğüm zaman da arkadaşlar direkt alacağım. Onu unutturmayın. Oo. Bortra. Abi siz bir bu konumda kalın da akşam akşam atlarınızı yormayın. Anladınız mı? Allah sinek mi var lan ayağımda? Yani bugün iki tane yerleşime saldıracağım arkadaşlar. Bugün birazcık da genel bilgilendirme gibi bir şey oldu bizim için. Bu arada çerez oldukları için bunlara tek atabiliyorum arkadaşlar. Normalde sağlam asker falan gelse ağzıma sıçar gibi düşünüyorum. Bir de biz birazcık da şeyiz ya. Lan. Avradınıza sıçar. Biz efendinize nasıl vuruyorsunuz lan? Lan iyi vur. Lan dur benim canım. Lan sıçtım. Sıçtım. Benim askerlerim nerede oğlum? Ya bu puşt mu sizi uğraştırıyor? Alın ya. Lan canım yok canım. Kahpek karı. Allah belanı vermesin. Abi biz sanki öleceğiz gibi hissediyorum. Ya yenge. Oy yengeyi iyi kestim. Vallahi yengeyi iyi kestim. Lan daş atılır mı lan? Daş atılır mı daş? Kazandık mı lan? Ne var lan? Nerede var adam? Oğlum adam nerede var lan? Anneannenin aşkı adamın durduğu yere bak. Abi PUBG falan mı oynuyoruz lan? Saklanıyorsun oraya. Ay senin babaanneni. Babaannenin kızlığını ya. Oha 3 seviye oldum. Allah belanı vermesin. Bir atımı yine kaldırayım. Abi şu asa. Aa buradanmış lan bu muhabbette. Aa taba bastım. Neyse var ya az değiliz ha. Yatırımlarımızı yaptıktan sonra keyifleniyoruz. Bir de yağmalayayım şurayı ben abi. Haydutlar kaçsın. Bana ne?
Nehir Ovası'nın halkı isyanı. Bu arada ben çok da büyük fazla bir şey bilmiyorum Custom Settlements'la. Yani mesela video çekerken değişik bir şey keşfederim. Aa bu böyle bir şeymiş derim. Sonra açıklamaya çalışırım size. Bu da güzel olabilir. Yani bu yönden de şanslıyız bence. Hadi gidelim. Kardeşim hadi hadi kardeşim. Bu arada buna hani yanında nöbetçilik yapmazsak yolda saldırıya falan uğruyor, gelmiyor. Çok sıkıntı. Ne diyor? Haydutlar yerleşmiş bir yine şeye, yerlerin olduğu mekana. Bu arada biz haydutların mekanını söküyoruz ama daha sonra şöyle bir şey var. O haydutlar tekrar geliyor. Yani şey olsa güzel olabilir. Haydutlar falan. Oh. Macilarca, ne macilacılardan? Varik kolcu Zela tarafından esir alındı. Allah Allah. Şeyler bunlar da arkadaşlar. Maceracılar işte ne bileyim yerleri yöneten ekipler falan yerlerindeki yanında bulunan adamlar. Bunların hepsi yani şey bu ortamın içinde. Yani kimin eli kimin götünde derler ya. Bu onun gibi bir şey. Bugün de şu eğitimimizi ya verelim. Oh güzel oldu. Ben şey yapıyordum ya. Halkımda yolsuzluk falan muhabbeti. Yolsuzluk sıfır da şu an. Yani yolsuzluk oldum mu da öldürüyordum ben bunları fazla olunca. Öyle diye tahmin ediyordum. Haydutlar tarafından istila edilen yerler de var arkadaşlar bu arada. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Biz bir anda yanlışlıkla saldırdık ya otomatik kayıt direkt açık olduğu için yani hatayı da telafi edemiyoruz. O yüzden hani slow basıyorum farkındaysanız yani bir temkinli basıyorum. Ne olur ne biter hani hızlı hızlı basıyorum. Ne oluyor lan buna? Niye kasıyor lan bu? Bir göz atayım abla ben. Şunları bir sana yollayayım da keyifleneyim. Hasarlı diyor. Bu hasarlı mı lan? Ne mi kaldı? Vay arkadaş. Yenge param var. Onurun yok. Bir atayım, attan ineyim arkadaşlar. Bir hana girelim. Ne var? Kim bu lan? Hyrule Blade. Paralı asker ihtiyacınız var mı beyefendi? Ben ve üç arkadaşım yeni bir... Tamam. Olur. Alırız sizi. Kim lan? Esmeralda. Selamünaleyküm. Senin için ne yapabilirim? Hadi siktir. Abi çok iyi ya. Kölem yok ki benim abi. Neyse çıkalım. Abi dediğim gibi bu arada bu adamları şeye koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi garnizonunuza kendi garnizonunuza ekleyebiliyorsunuz. Lan niye konuşamıyorum ben? Oyuncu krallığı ne lan? Nerede lan o hükümdarlığın bilmem neyini incele? Krallığın adını değiştir. Krallığın adını değiştir. Oyuncunun mevcut adı ile değişir. Tamam. Bakayım. Mertan. Olur. O da olur. O da olur. O da olur. Halkımda anneannenin aşkı iki erkek ne ara böyle şey oldu lan? Asker tabii eğiteceksin lan. Arkadaşlar yani çıldırtmasınlar beni kafalarını koparırım. Yani normalde ben gidip yani şuralara saldırabilirim. Hatta gidip ölüm vadisine de saldırabilirim ama saldırsam ne olacak? Adamım yok. O yüzden yani şimdilik aslında bu hani oyunu birazcık daha kendim de video dışında geliştirmeyi planlıyorum. Yani şu an küçük bir ön şey böyle, ön izlenim gibi bir şey olsun. Yani dediğim gibi yenilikler olsun işte ne bileyim hani yaptığımız şeyler olsun az çok bilgiyi verdim. Yani oyunu zaten oynayanlar da bilir çok zevkli aslında oyun. Yani çok çok dipten başlıyorsun. Yani köyünü kuruyorsun direkt. Bu daha da büyük bir şey. O yüzden hani yapacağımız şey... Ananı satayım. Bir dakika arkadaşlar. He. Rengimiz şey olabiliyor. Rengimizi yapabiliyoruz arkadaşlar da gerek yok. Şimdilik dursun böyle. Onu yorumlara yazarsınız. Hangi renk olsun? İşte şu yazı hangi renk olsun? Orada diyor mavi, yeşil, işte kırmızı vesaire vesaire. Kırmızı genellikle haydutların olduğu için kırmızıyı tercih etmeyiz ama diğer renklere de bakarız arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok savaşacağımız haydut köyü var. Yani şimdilik burada bitirelim. Daha sonra hani ben birazcık da alttan işi toplamaya başladıktan sonra güzel de bir video olur. Yani yayınlarda da şöyle söyleyeyim yayınlarda oynar mıyım diye düşünüyorum ama yayınlarda da oynamaz arkadaşlar. Çünkü hani sürekli entrika, sürekli bir hani sürünme işleri var. O yüzden sıkıntı yaratabilir. Yani izleyici de sıkılır diye düşünüyorum. O yüzden genellikle YouTube'a özel çekmeye çalışıyorum bu tarz oyunları. Şimdi arkadaşlar bu oyunu burada hani bu videoyu burada bitirelim daha doğrusu. Yani Custom Settlements'a devam etmek istiyorsanız arkadaşlar bire basın falan. Allah kahretmesin. Ya şöyle söyleyeyim.
Eğer custom setlamamız videosunu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer gerçekten bu custom setlamamızı kuramayan arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Hani elimden geldiğince yardımcı olurum. Eğer çok ama çok fazla video çek isteği de gelirse tekrar custom setlamamızın kurulum videosunu da çekeriz sizlere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.